Merhaba sayın seyirciler, Credit Matters TV'ye hoş geldiniz. Ben Zeynep Holmes ve bugünkü konumuz Albaraka Türk'ün S&P Ratingli Sukuk ihracı ve Türk Katılım Bankacılığı'nın genel potansiyeli. Stüdyoda konuyu benimle konuşmak üzere konuğum Göksel'in Karagöz, Türkiye bankalarından sorumlu analistimiz. Göksel'in hoş geldin. Merhaba Zeynep, hoş bulduk. Konuya hemen Albaraka Türk'ün sukuk ihracıyla başlayalım istersen. Öncelikle sukuk tam olarak nedir ve normal tahvillerden farkı nedir? Şöyle ki sukuk aslında hepimizin bildiği gibi Arapça kökenli bir kelime. Fakat bugün dünyada finansal terminoloji İngilizce olsun, Fransızca olsun bütün insanlar da aynı şekilde kullanılıyor. Yani sukuk olarak geçiyor. En basit tabiriyle Türkiye'de katılım bankacılığı olarak adlandırılan, dünyada da İslami bankacılık olarak geçen sektörde çok yaygın olarak kullanılan bir borçlanma enstrümanı. Bunu basit bir karşılaştırma yaparsak klasik bankacılıktaki bonolara benzetebiliriz. Fakat burada büyük bir farkı var. Sukuk her zaman varlığa dayalı, bir takım varlıklara dayalı olarak ihraç edilen bir enstrüman, bir sertifika. Bu Albaraka'nın işleminde de olduğu gibi. Yani klasik bankacılıktaki mesela yurt dışından gelen tahvillere dayalı bir sekürtizasyon işlemini sukukla kıyaslayabiliriz. Bir takım varlıkları bir katılım bankası bir havuza koyuyor. Bunlara bir tane SPV dediğimiz İngilizce'de bir özel amaçlı araçlardan aynen özel amaçlı araçlı bir şirkete satıyor. Ve bunda daha sonra bu şirket özel amaçlı kurulmuş SPV şirket sertifikalar ihraç ediyor. Bu sertifikalar daha sonra bir kupon ödüyorlar ve bu kuponlar aslında daha önce bu özel amaçlı şirkete konmuş varlıklardan gelen bir takım gelirler. Bunun içerisinde Albaraka'nın işleminde olduğu gibi mesela bir takım gayrimenkuller düşünebiliriz. Çünkü işlemde Albaraka'nın genel müdürlük binası ve bir takım şubeleri var. Bir teminat olarak sukuğa gösterilmiş, konmuş. Havuzun diğer kalanında, havuzun %49'una tekabül eden kısmında ise Albaraka'nın bir takım finansman işlemleri var. Ve bu bir sukukta aklına mesela gene vakala, mudaraba, icara gidebileceğimiz sonuncusu mesela klasik bankacılıktaki leasing anlamına geliyor. Bir takım finansmanları düşünebiliriz. Bu finansmanların gelirleri veya bu gayrimenkullerin gelirleriyle de banka, sukuk ihraç eden banka yatırımcılara kupon ödemelerini yapıyor. Ve işlemin sonunda, işlem vadesi sonunda havuza konmuş olan bu bahsettiğim varlıkları, gayrimenkul olsun, krediler olsun bunları geri alıyor ve sertifika sahiplerine ana para ödemelerini yapıyor. Sukuk'un bütün işleme mekanizması en basit şekilde böyle özetleyebiliriz. Tamam. Şimdi bunu baz alacak olursak, Albaraka Türk'ün sukuğuna double B rating vermeye karar evet. verdik. Bu kararın en önemli faktörleri neydi? Şöyle ki Albaraka Türk'ün ihraç ettiği sukuğa verdiğimiz bu double B rating belirleyen en önemli unsur Albaraka'nın sukuk dokümantasyonunda sağladığı ve havuza konan bütün varlıkları işlem sonundaki geri alacağını bildiren satın alma taahhüdü. Bu dünyadaki benzeri sukuklarda özellikle Körfez ülkelerinde olsun, Malezya'da gördüğümüz sukuklarda ki ratingleri de oluşturan temel bir faktör. Bu obligasyon Albaraka'nın bu varlıkları işlemin vadesi sonunda geri alma obligasyonu bizim görüşümüze göre Albaraka'nın diğer yükümlülükleriyle aynı eşdeğerdeydi. Yani Albaraka'nın müşterilerinden topladığı mevduatlar olsun, yurt içi bankalardan aldığı borçlar olsun, diğer aklıma şu anda gelmeyen borçlar olsun, onlarla aynı seviyede bir yükümlülük taşıdığı kanaatine vardık ve bu bizim için de işlemin double B rating olarak notlandırılmasındaki en büyük etkendi. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus var. Albaraka'nın işleminde bir likidite fasilitesi dediğimiz
böyle havuza konmuş varlıkların olur da işlem sırasında gelirleri beklenen seviyenin, özellikle kuponun, belirlenen kuponun altında kalırsa devreye gireceği bir likidite fasilitesinin olmaması farkı vardı. Bu aslında mesela Körfez ülkelerinde, hemen Türkiye'nin yanı başındaki sukuklarda sık sık gördüğümüz bir enstrüman. Fakat şaria prensipleri diyeceğim nedenlerle ve Türkiye'de sanırsam SPK'nın bir takım getirdiği yeni mevzuat gereksinimleri nedeniyle bu işlemde bir likidite fasilitesi yok. Bu dolayısıyla bizim için ratingi, fakat bu bizim için ratingi kısıtlayan bir unsur olmadı. Diğer önemli bir husus, altını çizmek istediğim de biz sukukları rate ederken S&P olarak işlemlerin şaria prensipleriyle uyumlu olup olmadığına bakmıyoruz. Bu bizim için bir rating faktör değil. Bu çok önemli bir kriter. Ve ikinci bir şey de, mesela senin çok da iyi bildiğin sekürtizasyonlarla klasik bankacılıktaki kıyaslamak istersek, aynı şekilde havuza konmuş gayrimenkul olsun, kredi benzeri enstrümanlar olsun, mudaraba, leasing, icara dediğimiz işlemler olsun, onların da mesela aktif kredisini analiz etmiyoruz. Dediğimiz gibi tek baktığımız unsur bu satın alma taahhütünün, Albaraka'nın diğer yükümlülükleriyle ne seviyede kıyaslandığı. Yani her zamanki gibi tamamen kredi riskine odaklanmış. Aynen. Anlıyorum. Şimdi Türkiye'nin dışına çıkacak olursak biraz, sen ve ekibinin Orta Doğu, Afrika, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sukuk tecrübeleriniz var. Yoğun çalışmalarınız oldu. Türk katılım bankacılığı ile ve sukuk potansiyelinin bu bölgelerle karşılaştırdığımız zaman nasıl bir farkı veya nasıl benzeşmesi var? Evet, bu çok yerinde bir soru Zeynep aslında ve bunu ben önce bir sistem genelinde, ondan daha sonra da katılım bankacılığı genelinde cevaplamak istiyorum. Çünkü bu sukuk aslında sistemin genelinde ilgilendiren bir gelişme. Bildiğimiz gibi, yanılmıyorsam şu anda üçüncü bir sukuk enstrümanı daha henüz bir Türk katılım bankası tarafından ihraç edilmiş ve dolayısıyla daha sektörün henüz çok gelişme aşamasının çok erken safhalarında olduğunu gösteriyor. Ve bu tabii ki doğal bir sonuç, çünkü henüz 15 yaşında bir endüstriden, sistemden konuşuyoruz, katılım bankaları için konuşuyorum. Bizim Türkiye bankacılık sistemini S&P olarak analiz ettiğimiz, BİKRA raporumuzda değindiğimiz önemli bir altını çizdiğimiz husus, sistemdeki fon kaynaklarının diğer bankacılık sistemleriyle dünyadaki kıyaslandığında kısa vade yapısı. Bu senin de bildiğin gibi Türk mevduat sahipleri paralarını bankaları genelde çok kısa vadelerle koyuyorlar. Bu vadesiz veya bir ay vadeli hesaplar şeklinde oluyor. Çok yakın bir zamana kadar bu sistem için ve hala bir risk unsuru aslında bir zayıflık idi. Çünkü aktif tarafına baktığında çok daha farklı bir tablo görüyorsun. Ve aktiflerin ortalama vadesi gittikçe uzuyor. Neden? Çünkü kredilerdeki büyüme, ve bu ara çok konuşulan bir konu Türkiye'de gene, ipotek kredilerinden, proje finansmanı gibi kredilerden geliyor. Bunlar da çok daha uzun vadeli enstrümanlar. Dolayısıyla bir katılım bankasının, mesela Albaraka'nın işlemi, 5 sene gibi bir vadeyle bir enstrüman aracılığıyla borçlanabilmesi, bankanın aktifleri ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzluğu açısından tabii ki olumlu bir gelişme. Ve birden fazla katılım bankası bunu yaptığında ve aynı şekilde klasik konvansiyonel Türk bankaları da daha uzun vadeli enstrümanlarla borçlanarak vadelerin, pasiflerinin ortalama vade yapısını biraz daha iyileştirdiklerinde, bunun mesela BİKRA skoruna olsun, diğer sistemsel risk ardından unsurlar olsun, onları olumlu yansıtacağını düşünüyorum. Bu anlamda çok önemli. Katılım bankalarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi ise şu anda sistem genelindeki ürünlerin, ve bu sefer hem aktif hem vade tarafı için, pasif tarafı için konuşuyorum, bilançonun yetersiz olması klasik bankalarla kıyaslandığında. Çünkü klasik bankalara baktığımızda hemen hemen bütün kredi ürünlerini görüyoruz. Bunlar kredi kartları, tüketici kredileri, ev kredileri, aklına gelen başka kurumsal krediler, leasingler vesaire. Katılım bankaları da krediler konusunda geçtiğimiz 10 sene özellikle bayağı bir gelişme kaydettiler. Bugün yanılmıyorsam bütün katılım bankaları kredi kartı falan verebiliyor. Fakat katılım bankalarında önemli bir sıkıntı var ki, kredilerden başka aktiflerini çeşitlendirebilecekleri enstrümanlar yok. Ve bu enstrümanlardan bir tanesi mesela sukuk.
Şu anda Albarkan'ın ihraç ettiği sukuk. Ve gün olur da orta vadede veya uzun vadede eğer bir aşamaya gelirsek kurumların, katılım bankalarını veya belki klasik bankalarında mevduattaki bazı değişikliklerle sukuklar, başka borçlanmalar ihraç ettiğini görürsek bu ne olacak? Katılım bankalarının da aktif tarafında bir olumlu yansımaya yol açacak. Çünkü onların da yatırılabileceği bir enstrüman söz konusu olacak. Çünkü Albarkan'ın ihraç ettiği sukuğu eğer özellikle bu Türk parası cinsinden ise yani başka bir katılım, Türk katılım bankası için cazibeli bir getiri taşıyorsa, getiri oranı taşıyorsa onun yatırabileceği, yatırım yapabileceği bir enstrüman olacak ve bankanın aktif tarafını çeşitlendirilmesine izin verecek. Bu sorunun en başına geri dönersek de Türk katılım bankalarının şu anda hemen yanı başındaki körfez ülkelerinden aklıma gelenler Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki benzeri bankadan ayıran en büyük unsurlardan bir tanesi. Çünkü orada sistem çok daha oturmuş, bankalar yıllardır faaliyet gösteriyorlar. Daha fazla bir tecrübeleri, uzmanlıkları söz konusu, ürün çeşitliliği çok daha fazla. Fakat Türkiye'de henüz bu o seviyelere gelmedi ve bu gibi benzeri, Albarkan'ın ihraç ettiği sukuk gibi benzeri işlemlerle zaman içerisinde Türkiye'nin aradaki boşluk kapatacağını düşünüyoruz. Anlıyorum. Oldu. Burada bırakmak zorundayız ne yazık ki. Çok teşekkürler Göksel'in. Ben teşekkür ederim. Göksel'in Karagöz, Türk bankalarından sorumlu analistimiz ve Albaraka Türk'ün sukuk ihracı ile Türk katılım bankacılığıyla ilgili görüşleri. Standard & Poor's geçtiğimiz Mayıs ayından beri İstanbul'daki temsilciliği üzerinden Türkiye'deki faaliyetlerini yoğunlaştırmış bir şekilde devam ettiriyor. Müşterilerimize kredi ratinglerimiz ve bağımsız araştırmamızda bankalar, şirketler ve belediyeler ratingleri ile bunun dışında bağımsız araştırmalarımızla yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ben Zeynep Holmes, S&P İstanbul'dan en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.